Kalıtım 2 testi. Birinci soru. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bireyler verilmiş. Canlı türlerinden seçilen bireylere Z canlı türünden bir bireyin serumundan bir miktar verilmiştir. Bir süre sonra bu 5 canlı türünün kanlarında hazırlanan serumlar Z türünün serumu ile aynı tüplere karıştırılmış. Karışımlardaki çökelme oranları tablodaki gibi olmuştur. Buna göre Z canlısı ile evrimsel açıdan en yakın akraba hangisidir? En az çökelme hangisine aitse evrimsel olarak yakınlık o kadar fazladır diyeceğiz. İkinci soru. Aşağıdaki olaylardan hangisine bir hücre kalıtım materyali niceliği bakımından kendisinden farklı hücreler oluşturabilir? A şıkkında farklı oluşturabilir. Tohumlarının çimlenmesi derse tohum varsa eşeğil üreme olacağını bilmemiz gerekiyor. Eşeğil üremenin temeli de meyoz bölünmeye dayanır. Cevap A şıkkı olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki durumların hangisinde vücutta özel savunma gerçekleşmesi beklenmez? B şıkkında beklenmez. Aynı yumurta ikizler arasında doku nakli yapılması, genetik yapılar aynı olacağı için bir savaşıcı molekül oluşmayacaktır. Dördüncü soru. Genlerdeki değişimin nedenleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bir canlı türü için evrimleşmeye, çeşitlenmeye en uygun yaşam ortamıdır? Yüksek dağlar evrimleşme, arada farklılıklar oluşacaktır ve çeşitlenme için en uygun ortam olacaktır. Farklı izolasyon alanları mevcuttur. Beşinci soru. Aşağıdaki soy ağacında hasta bireyler, sağlam bireyler ve sağlam görünüşlü taşıyıcı bireyler bulunmaktadır. Söz konusu hastalık X kromozomda çekinik olarak taşınır. Bu hastalığın Y kromozomda aleli bulunmaz. Örneğin renk körlüğü X kromozom üzerinde çekinik taşınır. Erkekte X üzeri küçük RY, dişide X üzeri küçük R, X üzeri küçük R olarak gösterilir. Hangisi yanlıştır diyor. Bakacak olursak E şıkkında hastalığa neden olan gen. 7 numaralı bireye yalnız 1 numaralı bireyden aktarılmıştır. Hayır, 4 numaralı bireyden aktarılır. Anne X üzeri küçük R, küçük R ise baktığımızda babada sağlıklı olsa bile X üzeri büyük R çocuk X kromozomuna bağlı geni anneden alacaktır. Y kromozomunu babadan alacaktır. E şıkkı yanlış bir ifadedir. Altıncı soru. Bir arı türünde embriyolojik gelişme sırasında ortam sıcaklığı verilmiş. Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir tipik örnek oluşturabilir? Yüksek değerdeyken vücut açık renkli, uygun değerlerdeyken vücut siyah benekli, düşük değerlerdeyken vücut siyah renkli olmaktadır. Bu yazın bizim güneşlenip ten rengimizin bronzlaşması gibi bir durumdur. Bu olaya biz modifikasyon deriz. Modifikasyonda genin işleyişi değişir. Gen yapısı değişmez. Cevap B şıkkı olacaktır. Yedinci soru. İlkel bir hücreli prokaryot canlılarda bazı sindirme enzimlerinin sentezlenmesinden sorumlu genler gerek duyulduğunda aktif hale geçirilir. Buna göre hayatsal olayları için normal olarak glikoz yani monosakkarit kullanılan bir bakteri türü glikoz ve laktoz disakkarit içeren bir besi ortamına konulduğunda belirli bir süre içinde popülasyonun birey sayısındaki değişme aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye söylüyor. İlk önce D şıkkı gibi olacak. Açıklamamızı yapalım. Elimizde bir glikoz var. Bu kullanılır. Birey sayısı artar. Buradayken yaşıyor çünkü. Baktığımızda laktozu sindirir. Açığa laktoz, glikoz ve galaktozdan oluşur. Glikoz kullanılır. Bir süre sonra besin biter. Besin bittiği için birey sayısı da azalır. Cevap D şıkkı gibi olacaktır. Dengeli beslenen normal bir insan bir öğünde protein içeren besinlerden fazla miktarda tükettiğinde vücudunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenilir?
Proteinle besleniyorsa o protein yapısında amino grubu olacaktır. Bu amino gruptan dolayı idrarda üre miktarında artma meydana gelir. 9. soru. Arılarda o gene sırasında gerçekleşen bir nokta mutasyonla ortaya çıkan çekinik bir gene dayalı yeni bir özellik ilk dölde aşağıdaki bireylerin hangisinde ortaya çıkar? Bakacak olursak yalnız erkek arılarda ortaya çıkacaktır. Çünkü 2N kromozomlu kraliçe arı mayoz geçirip yumurta oluşturacaktır. Yumurtadan da erkek arı çıkacağı için ilk dölde görülecektir. Cevap E şıkkıdır. Onuncu soru. Yukarıdaki soy ağacında 1, 2, 3 ve 4 numaralarla gösterilen bireylerde Y kromozomunda taşınan bir gen fenotipte anormal bir özelliğin ortaya çıkmasına neden olmuş. 2 numaralı bireyde bu anormal özelliği kontrol eden genin ani bir değişikliği oluştuğu ileri sürülmekte. 2 numaralı bireyin soy ağacında verilen akrabalarının aşağıdaki özelliklerden hangisi bu bireyde anormal özelliği ani bir değişiklikle ortaya çıktığının kanıtı olamaz demiş. Bakacak olursak buraya Y kromozomunda meydana gelen özellikler erkek ata bireylerden gelir ve erkek çocuklara aktarılır. Hangisi olursa anormal bir şekilde çıktığının kanıtı olamaz demiş. Baba tarafından dedesinin normal olması bunun kanıtı olamayacaktır. Cevap C şıkkıdır.